Obezite, yani kişinin normalden fazla kilo alması, yağlanması. Erkeklerde armut tipi, bayanlarda armut tipi, erkeklerde elma tipi dediğimiz yağlanma. Erkeklerin genellikle göbeklerinde, bayanların kalça ve basenlerinde oluşan yağ tabakası, zamanla bütün vücudu kaplar, tabii dikkat etmezse. Kilo problemini tetikleyen birçok faktörler var. Kişinin yalnız yaşaması, üzüntü, sıkıntı içinde olması, problemli olması iş yerinde, ailede vesaire, yanlış beslenmesi. Yani birçok sebebi, faktörü var. Bununla ilgili son yıllarda çok büyük bir çalışma yapıldı. Bu çalışmayı da Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kendi ekibiyle yıllar süren araştırma sonucunda obezite, yani şişmanlık, aşırı kilonun, karaciğer yağlanması ve şeker hastalığının sebebinin hücre içerisinde organeller var. Yani her hücrenin içerisinde çeşit çeşit fonksiyonları olan bölümler var, odacıklar diyelim. Bunlara organel denir. Her organelin fonksiyonu farklıdır. Bu organellerden biri de endoplazmik retikulum. Buna kısaca ER denir. Endoplazmik retikulum ne yapar? Protein üretir. Protein sentezler. Protein sentezlenmesi, oluşması sırasında katalizatör olarak kalsiyum kullanır. Kalsiyum özel tüplerle gelir. Enerji meydana gelirken kullanılır. Katalizatör çok önemli fonksiyonu var kalsiyumun. Kalsiyumu muhafaza eden bir yağ tabakası var. Özel bir lipid yağ tabakası. Şimdi yağ tabakasında oluşan zafiyetler, kaçaklar nedeniyle, çentikler, delikler nedeniyle kalsiyum kaçağı başlarsa kişi de yavaş yavaş hücrenin yapısı, dokusu bozaldığı için, buraları kapatmak için yağlanma meydana gelir. Bu da hücrenin yapısının, dokusunun bozulmasına sebep olur. Zamanla endoplazmik retikulum protein üreteceği yere yağ üretmeye başlar. Kendini korumak ve kaçakları kapamak için. Böylece kişinin hücre yapısı, dokusu bozulur. Dünyanın en büyük, yüzyılın en büyük buluşunu kim yapmıştır? Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Genetik Hastalıklar ve Metabolik Hastalıklar Ana Bilimi Dalı Başkanı Profesör Doktor Hotamışlıgil bu büyük çalışmasına rağmen Nobel ödülü alamadı. Neden? Türk olduğu için. Avrupalı, Amerikalı, Asyalı, Antarktikalı olsaydı 10 defa Nobel ödülü alırdı. Ama Türk olduğu için alamıyor. Ona da Türklerin veya Müslümanların bir Nobel ödülü gibi bir ödül, bir vakıf kurarak bu alanlarda, her alanda başarılı olanlara ödüller verilip insanların teşvik edilmesi, Nobel ödülüne alternatif bir yapı oluşturulması gerekir. Çünkü onlar sadece kendi insanlarını ödüllendiriyorlar. Onlardan daha başarılı olanlara gelince onları görmezden geliyorlar. Evet, Hotamışlıgil dünyanın en büyük ilim adamlarından biri. Bu buluşuyla kalsiyum kaçağının hücrede yağlanmaya sebep olduğunu belgeledi. Neden kalsiyum kaçağı oluyor? Asidoz nedeniyle. Neden asidoz oluşuyor? Yani vücudu insanın asitlenirse, asit oranı yükselirse kalsiyum kaçağı olur. Neden asitlenir? Kişi yanlış besleniyorsa. Bir, bağırsaklarında mantar varsa iki. Yani bir, aşırı hayvansal besinde besleniyorsa, mesela peynir yiyorsa, peynir yağ demek, yağ yağ asidine, yağ asit asidine dönüş. Asit ne yapıyor? Bir, kandaki kalsiyumu çekiyor. Damarların iç yüzeyinde çentikler oluşuyor. Buraları metabolizma kapamak için kolesterolla yamalar yapıyor. Damarlar zamanla yamalı bohça gibi oluyor. Eskiden köylerde bayanlar, böyle kadınlar tekstil ürünleri satarlardı yamalı bohçayla. Ve damarların iç yüzeyinde kalsiyum azaldığı zaman ne olur?
kemikten, kaslardan sonra kemikten kalsiyum emmeye başlar. Sonra da en son artık kemikte, kaslarda, damarda kalsiyum bulamazsa asit, asit kalsiyum mıknatıs gibi kendine çeker. Hücrenin içerisindeki bu çok önemli katalizatör görevi gören kalsiyumu kendine çekiyor mıknatıs gibi. Böylece kalsiyumu özel tüplerde muhafaza eden lipid sağından solundan delinmeye başlıyor, kalsiyum kaçmaya başlıyor. Bu da kilo problemini tetikliyor. Kilo, kolesterol, karaciğer yanılması, şeker hastalığının sebebi bu. Asidoz, aşırı hayvansal besin veyahut da bağırsaktaki mantarlar. Bağırsaktaki mantarlar birçok toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Zehirli alkoller neye dönüşür? Aside dönüşür zamanla. Karaciğer bunu zararsız hale getirmek için aşırı vitaminler harcar. Asit. Asit neye dönüşür? İşte bu da asit nötr bir madde haline gelmesi gerekir. Aksi takdirde tehlikelidir asit oranı sürekli yükselirse. Vücudumuz asidi kalsiyumla birleştirir, bu hale getirir. Peki buna karşı ne yapılabilir? Kilo problemini çözmek için birçok günümüzde hani yıllardan beri çalışmalar yapılmış, yüzyıllardan beri diyelim. Birçok metot var. Biz bununla ilgili çok çalıştık. Maydanoz zayıflatır. Bununla ilgili biz maydanoz forte ürettik. Kuşkonmaz kökü zayıflatır. Kuşkonmaz forte ürettik. Funda zayıflatır. Funda forte ürettik. Maydanoz aynı şekilde zayıflatır. Sıvısını da ürettik. Lahana zayıflatır. Lahanadan tonik ürettik. Fakat bunlar zayıflatır, iyi güzel, fakat daha iyi, daha kaliteli, zayıflatıcı yeni bir formül geliştirdik. Garcinia. Nedir Garcinia? Garcinia kombuça, Latincesi. Kombuça'da yetiştiği için, dünyaya buradan yayıldığı için kombuça ismiyle anılır, Latincesi. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde, tropik ülkelerde yetişen bu meyve, mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde. Bu meyvenin birleşiminde çok yüksek oranda hidroksit sitrik asit. Limon da sitrik asit içerir. Limondan farkı nedir? Hidroksi, yani bir OH grubu fazla. Oksijen, hidrojen grubu. Ne işe yarıyor bu? Hidroksit sitrik asit kişi mesela karbonhidrat içeren bir şey yedi. Hamurlu, tatlı, nişastalı, şekere dönüşen her şey bünyemiz yağ dönüştürerek depolar depolar. İşte bu Garcinia'nın birleşiminde hidroksisitrik asit ne yapıyor? Şekerin yağ dönüşmesini engelliyor. Şekeri şeker olarak depoluyor. Glikojene dönüştürüyor. Böylece kişi diyet yapmadan herhangi bir yiyeceğini, içeceğini kısıtlamadan eğer ki Garcinia kullanırsa 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyur. Çünkü yağ dönüşümünü engelliyor. Frenliyor, direkt şekere dönüştürüyor. Böylece ne oluyor? Kişinin vücudundaki yağ tabakaları yavaş 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 eriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da yapılan klinik araştırmalarda ortalama ayda 8 kilo 200 gram kişiler herhangi bir yemesinde içmesinde sınırlama getirmeden sadece bunu kullanarak zayıflamışlardır. Belge ve bilgi var. Problem yok. Belge bilgi oldukça. Evet. Garcinia kombuça. Garcinia kombuça Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde yetişir. Bal kabağı şeklinde, mandalina büyüklüğünde, birleşiminde çok yüksek oranda hidroksisitrik asit içerir. Hidroksisitrik asit nişastalı, yani glikoz içeren karbonhidratlı bir şey yediğinizde bunu vücudumuz neye dönüştürüyor? Yağa, yağa, yağa dönüştürüyor. Bu yağ dönüşümü engeller. Bir, direkt hücrelere glikojen şeker olarak depolar, yağ dönüştürmez. Böylece kişi fazla yemek yemeden Garcinia kullandığı zaman
yemeklerden önce 15-20 dakika önce otomatik zayıflar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Fakat vatandaşın mesela midesinde gastrit varsa, ülser varsa, reflü varsa ne yapmak gerekir? O zaman gastriti, ülseri, reflüsü olanın tonik kullanması gerekir. Tonik nedir? Tonik, lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Bu bir tonik gastrit, ülser, reflüyü önler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller yapmış oldukları araştırmada gastrit, ülser, reflüyü iyileştirdiğini ve zayıflattığını belgelemişlerdir. Fakat siz bunu mikserde çekerseniz etkisi kalmaz. Oksitlenir. Biz bunu çok özel bir makineyle özel olarak ürettik. Bu hem zayıflatıcı hem mideyi güçlendirici özelliklere sahiptir.